Arkadaşlar hepinize selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hem bugün TU-222 bombardıman uçağına bakacağız. Zaten bombardıman uçağıyla ilgili çok fazla video yayınlandı zaten. Ben şu an arkadaşlar dışarıdayım. Eğer rüzgar sesi geliyorsa hakkınızı helal edin bana. Arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle. TU-222'nin zaten çok fazla inceleme videosu yapıldı. TU-222 yani biraz işin bahanesi ama biz biraz yeni sürümünün üzerine konuşacağız. Biraz şöyle çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Alfa'da daha değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin bölümü bizim alfa testine yansımadı. Bazı silahlar hala da değiştirildi. Bazı uçaklar çok fazla vurdu. Yani uçakların değil de Akıncı drone'un çok fazla bir hasarı var. 370 bin civarında bir hasarı var. Onunla ilgili bir denge geleceğini söyleniyor ama şu sadece bir söylenti çünkü son sürümü göreceğiz. Hani bakacağız diyeceğiz ki evet son sürümde bir değişiklik var mı? Son sürümde bir hasarlarla oynama yapılmış mı? Hepsine bakacağız ama şu an dedim global sürüm daha yayınlanmadı. Alfa testindeyiz daha halen daha. Bir şöyle bakalım. Pardon pazara girdik. Pazara değil. Teçhizat kısmına gireceğiz. Şöyle bir bakalım. Aslında bizim elimizde birçok ekipman var. Yani birçok ekipmanla ilgili değişiklik geldi. Şimdi her ekipmana bakmayacağız. Monarka geldi. Değişiklik Monark'ın değişikliği oldu. Scalp'ta bir yükseltme buff var. Agis'in topları güçlendirildi. Yani güçlendirmekten ziyade hem isabetliliği arttırıldı. Hem de füzesi artı 2 değil 4'lü atıyor. Yani bastığınızda 2 füze değil 4 füze hedefe ulaşmış oluyor. Hasar aynıydı. Füzeler daha değişmedi. Şöyle bir bakalım. Ben Belgorod'a bakmak istiyorum. Belgorod'da falan değişiklik var mı acaba? Şimdi ana sürüm geldiği zaman, şimdi değişiklikleri göstereceğim ama çünkü buna daha hala da değişebilir. Çünkü ana sürümün en son hali bizde değil şu anda. Bizde ana sürümün en son sürüm biz önceki versiyonu var. Yani bizde en son sürüm şu an geliştiricilerde var. Şu an geliştiriciler hala daha onu test ediyorlar. Muhtemelen 1-2 gün içinde artık ki bugün ayın 26'sı zaten. 27-28 yarın ya da bir gün diğer gün. En geç zaten 29'unda. Zaten 29 ayın bitişi olduğu için güncellememiz gelecek. Şimdi Agis'in Type 12 füzesi vardı. Bu Type 12 füzesinin 80 sağlamlık var. 11.000 hasar veriyor. Artık 2 değil 4'ten atmış oluyor. Yani 44.000 hasarı vermiş oluyor düşmana. Toplar ekstradan elden geçirildi. Toplar 16.000 hasar vuruyor. Ama 680 hıza sahipler ve dolum süresi aynı. Ama biraz da şey arttırıldı. İsabeti arttırıldı. Onun haricinde diğer başka silahlar zaten ayrıntılı şey zoom 6 falan bir füze eklendiğini falan söylemiştik size. Diğer başka gemilerde şu an için bir şey yok. Bir Hempspire'ın üzerine şey geldi. Hempspire'ın artık 2-2 atan füzeleri var. Bu RBS koymuştum. RBS demek için. Bu RBS füzesini de önceden tek atıyordu ya. Artık 2 atıyor. Mesela ikili slota taktığınızda 4 füze göndermiş oluyor. Ama tabii 15 seviye oyuncular için bu. Hani bizim için değil. Ben buraya tekrar bir tane zirkon takayım. Ki bunu unutmayayım. Ama RBS'yi de 15 seviyedeki oyuncular kullanabilsin diye bu şekilde bir işlem yapılmış. Ama RBS'yi de 15 seviye için kullanabilir de HSS'ler çok yakalanıyor halen daha. Havada yok oluyor. Mize orada herhangi bir şey yok. Mesajı sesle bir şey yok. Mesajı sesle aynı duruyor. O da yerinde saymaya devam ediyor. Liren. Ama 13x olmuş şeyi otomatik topu ama bu 2x ise 3x olduysa bir tek o vardır. Liren zaten güçlü bir gemi. Liren'e. CGX'e torpido geldi. Veliki'de yine herhangi bir şey yok. Veliki zaten güçlü de. Veliki'ye biraz HSS lazım. Ya da bir otomatik top lazım onun da. Olsa var ya çok müthiş olur. Eğer durumda da herhangi bir şey yok. Schwartz'lara geçen ay gelmişti. TF ekibinde de bir değişiklik göremedik ama son sürümü bakalım. Son halinde varsa da anlayacağız. Liderde değişiklik vardı. Liderde top bomba atar. Tamam. Ama şeye bomba atar geldi. 21.45'e. 21.45'e bomba atar çok etkili oldu arkadaşlar. 21.45'in şu an denizaltılara karşı da büyük bir avantajı oluştu. Önceden denizaltılara karşı avantajı sağlamak için füzeleri koymanız gerekiyordu. Şimdi bomba atarı var. Ekstra torpidolardan ve diğer şeylerden korunur. Artı çok iyi oldu buna. Ankara'da herhangi bir şey göremedim. Basisti'de yine bunlar var. Dediğim gibi ayrıntılı liste bizde yok. Ona bakacağız. Ve Zumbalt'ta da bir tane füze slotu eklendi. Toplam 4'ten füze atmış oluyor. Şeyi kapatacağız bir dakika. Durdurmayalım. Şimdi teçhizat kısmımıza gidelim. Bombardıman uçağımıza bakalım. Hop bombacı. Bombacımız TU-222. TU-222 dediğim gibi biraz bu videonun şeyi bahanesi. Çünkü bu TU-222'nin çok fazla videosu çekildi zaten. Çok fazla videosu yatıldı.
Ben sadece hani biraz muhabbet olsun, biraz sohbet olsun, biraz da inceleme videosu olsun diye bunu atıyorum. Canı 20.000, hızı 133 knot. 146 knot forsajı var, artık bu en yüksek hız hali. 65 manevra kabiliyeti var. 65 manevra kabiliyeti vardı. Bunlar ne kadar? 50, 52. Manevrası iyiymiş bir bombacılara göre. Kinzhal var. Tabi hipersonik uçak sistemi, herhangi bir düşme hedefi vurmanıza izin verir. Güzel. Çok yönlü orta menzilli gemi savar füzesi. Orta menzilli yaklaşmanız gerekiyor. P-812 için süpersonik bir füzeymiş. Elektronik karşı önlemlere karşı gelişmiş, direnci gelişmiş hedeflemeye sahip gemi karşıtı füzenin versiyonu diyor. Tamam. Elektronik karşı önlemlere karşı gelişmiş, direnci gelişmiş ve gelişmiş dirence ve gelişmiş hedeflemeye sahip gemi versiyonu. X-38MK. Karadan karaya füzelerin belirimle ulaştırılması ve daha sonra konuşlandırılması için tasarlanmıştır. Havadan karaya füzeler. Yani değişik bir konsepte sahip bir uçak ya. Çok da fazla bir şey de diyemedim. Yani çok da fazla konsept yoktu. 222'nin ben projesini bilmiyorum. Bu bir proje mi? Yoksa yapıldı mı? Daha önceki bizim Bear'lar gibi. T-95'ler gibi. T-95MS falan güzel uçaklardı. Bunlar halen daha güzel uçaklar. Rusyonlar modernize ediyor ama. Bakalım şimdi gemimize T-222 takalım. T-222'yi gemimize takalım. Hop. E-18. T-222. Taktık T-222'mizi. Şöyle direkt şey maçına gidelim. Test maçına gidelim. Test maçında zaten ortaya çıksın diyelim. Atölye değil. Atölye değil, yanlış yaptık. Evet, alıştırma moduna girelim. Alıştırma moduna girelim dayı. Bakışlar da bayağı sıkıyor ya, ikinci seviye olmasına rağmen. Neyse, ama T-222'yi getireyim bakalım. Sanki gören de bizim gemiyi şey sanacak. Bofors taktık la üstünden en fazla. Ne takacağız başka? 4 tane Bofors var. İlk füzemizin hasarına bakalım. ...58.000 verdi. Bu birinci hasar. İkinci füzemiz... ...80.000. Üçüncü füzemiz... ...26.000. Dördüncü füze... ...26.000 verdi. Şimdi... ...tüm füzeleri yolluyorum. Bakalım... Yamato'ya ne kadar hasar vereceğiz? Bunun 400.000 canı var. 30 süratlerde canı, 400.000 canı var. Aa, yok edecek neredeyse, 500.000. 500.000 hasar veriyor gemiye aşağı yukarı. Güzel, güzelmiş. 500.000 hasara sahip bu uçak. Manevra kabiliyeti iyi. Hop. Dolduramadık. Bu Bofors'un toplarına baksanıza. Çok çılgın. Şöyle bir çıkalım bakalım hızımız. 960 hızımız var şu anda. Manevrası falan gayet iyi. Hani düşmana belli noktalarda vurup geri kaçmak için 4 km mesela. Şöyle Ford ateşledim bakalım. Bofors top diye aldık, sıkmaz dedik. Meğersem gemilere bizden daha fazla hasar verdim.
Arkadaşlar bombacı alanlar için şunu söyleyeyim. Füze tabanlı bir bombardıman uçağı. Yani serbest düşüş bombası üzerinde bulunmuyor. Füzeli uçaklarda şöyle bir sorun var. Kritiğini şöyle yapalım. Nasıl diyeyim? 500 bine falan yakın bir hasar verebiliyor. Güzel hasar. Ortalamada 500 bin kadar hasar veriyor ama füze tabanlı olduğu için muhakkak hani savaşın içinde düşman HSS'si, onun müttefiklerin HSS'sine takılacaktır. Yani bir de adam durmadan bir de saptırıcı atacağı için yerine göre ya da beklerse sizi komple saptırıcı atacağı için yine de çok fazla bir etkiniz olmayacaktır ama bombacı bombacıdır. Tu-222 güzel bir uçak. En azından biraz daha hızlı iyi. Spotlamada falan işiniz yarar ama bombacılı spota gitmek çok sıkıntılı oluyor. O yüzden avcı uçaklarıyla spota gitmek her zaman daha avantajlıdır. Yani dronları da yerine göre kullanırsınız. Dronlar falan böyle bombacı gibi şeyler 2 AK olduğu için yani 2 tane çağırma hakkınız olduğu için o yüzden de çok fazla kullanmak iyi sonuçlara sebep olmuyor. Evet arkadaşlar durum bu. Global sürüm bugün ya da yarın gelir. Yani bugün yarın 29'unda garanti gelecek de. Çünkü artık diğer ay ayın 1'i oluyor. Arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni sürüm geldiği zaman zaten ilk videomuzu yapacağız. Kritiğini yapacağız. Yeni sürümün güncelleme ayrıntılarına, notlarına bakacağız. Yeni pasımıza bakacağız. Artık yeni bir videoda yeni sürümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar.